Evet, şimdi sol el pozisyonuna geçelim. Yumuşak kavisli çizgilerde sol elim nasıl bir şekilde kullanacağım sol elimi? Genelde öğrenciler bu elini kilitliyor, sol elini kilitliyor ve bütün dönüşlerdeki bütün kavisleri sağ eliyle yapmaya çalışıyor. Bu bir hata. Şimdi ben öyle bir kesim yapayım önce. Ne kadar zorlandığımı bir görün. Çünkü sonuçta dönüşlerin tamamını tek elime yüklemiş olacağım. Şimdi dikkat ederseniz bileğimi büktüm. Yani testereyi. Şimdi tekrar bu tarafa doğru gelmeye çalışıyorum. Ne kadar zor oluyor. Testere bir sağa bir sola giderken şöyle biraz daha aşağıdan çekeyim. Bileğimi de görün. Testere bir sağa bir sola giderken bileğim ne kadar dönebiliyorsa o kadar dönebiliyorum. Bakın mesela burada dayandım artık. Ve testereyi yanlış bir pozisyonda tutmak zorunda kaldım. Çünkü bu elimi hiç kullanmazsam veya sol elimi hiç kullanmazsam mecburen sağ elimle dönebildiğim kadar döneceğim. O da zaten mümkün olmayan durumlar da olacak. Bu sebeple doğrusu şu arkadaşlar, bu iki elinizi bir arada kullanmak. Yani dönüşü birlikte yapmak. Tıpkı ayakkabı bağcığı bağlamak gibi. Şimdi öyle keselim bir de. Bakın hem bu elimi yeri geldiğinde döndüreceğim hem de bunu. Şimdi bunu yaparken sol elle plakayı çok iyi çevirirseniz, testerenin kestiği bölgeye çok iyi verirseniz sağ elinizi hiç oynatmadan, kavis vermeden bile kesebilirsiniz. Bu da aynı dikiş makinesindeki yöntem gibi olur. Yani testere kestiğiniz yer sabit, siz sadece plakayı çevirerek veriyorsunuz. Bu da yanlış bir yol olur. Dolayısıyla ikisini birden hareket ettirmeyi tercih edin. Evet, bu şekilde parçalar çıkarmaya devam edin. Söylediğim gibi, yani ellerden herhangi bir tanesine değil, ikisine birlikte kuvvetlerin ikisiyle birlikte dönmeye çalışın. Çünkü sadece bir tane elle dönmeye çalışırsanız, bunu sağ elle seçseniz, sol elle seçseniz, çok keskin kavisli çizgileri tek nefeste dönme imkanınız kaybolur. Dolayısıyla bir takım kekeme ilerleyişler elde etmek zorunda kalırsınız ve testereyi yanlış bir pozisyonda tutarsınız. Dolayısıyla testere ile etkin bir ilerleyiş için her iki eli aynı anda etkin bir şekilde kullanmak gerekli. Bu dersle ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.